Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugüne böyle sizler için bir vlog başlatmaya karar verdim. Yarın Ankara'ya yolcuyuz. Yolculuğumuz var. Ankara'ya gidiyoruz yarın. Annem, babam ve ben ve İnci tabii ki de. Akşama bavullarımızı falan hazırlayacağım ve yarın da yolu çekeceğim sizler için. Bu İnci ile Ankara'ya ikinci yolculuğumuz nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bakalım, çünkü şimdi artık daha böyle ayaklandı. Çok uzun süre oturmak istemiyor falan. O yüzden daha zorlu geçecektir diye düşünüyorum bu yolculuk. Ama İnci arabayı seven bir bebek Allah'tan. Yani öyle çok problem yaşamıyoruz araba konusunda. Seviyor yani arabada oturmaya, vakit geçirmeyi. Daha ince emekleyemiyordum. Yani böyle sadece bıraktığınız yerde oturup kalıyordu. Yani öyleydik. Şimdi yani bilmiyorum, bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum ben de. Dün akşam onun kıyafetlerini falan yıkadım böyle. Götüreceklerimin hepsini, kendi kıyafetlerimi yıkadım. Öyle dün akşam bayağı bir işlendim anlayacağınız. Şimdi ofise geçeceğim. Ofise geçmeden önce bir AVM'ye uğrayacağım. Geçen gün annemle güneş gözlüğü almıştık ikimiz de. Camlara takılacaktı. Daha doğrusu benim güneş gözlüğüm zaten vardı. Camlarını numaralı yaptırdım. O yüzden verdim şimdi onlara da. Muhtemelen olmuştur diye düşünüyorum. Daha bana mesaj gelmedi ama anneme mesaj gelmiş. Onun gözlükleri olmuş. Yani umarım ki benimki de olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi o yüzden gidip onları alacağım önce AVM'den. Bugün saat 3'te İnci ofise gelecek. Annem kuaföre gidiyor bugün, çünkü normalde sabahtan gidecekti ama çok doluymuş kuaförler filan. O yüzden saat 3'te İnci'yi alacağım, ofise getireceğim, çünkü işlerimiz inanılmaz yoğun. Tam ay sonundayız bugün. KDV'ler var. O yüzden hani 3'te alıp eve geçemem, çünkü yani işler yetişmez. Yarın da yola çıkacağımız için artık. O yüzden 3'te İnci'yi de alacağım. Hatta şeyimiz yanımızda, örümceğimiz. İnci'nin yanıma aldım bir arada daha rahat edebilmek için. Yani 3 saat kadar İnci yanımda duracak. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa böyle uzun süre götüreceğim İnci'yi. Öyle. Ay, sabah sabah çok konuştum. Konuşmaya ihtiyacım varmış galiba. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Instagram'dan da isteyen takip edebilir. Hepinize şimdiden iyi seyirler. 2 gün birlikteyiz. Ya bakarsınız AVM bombası. İşte çok güzel kuş sesleri var. Yani saat 10'da açılmış zaten, daha 10 dakika önce. Şöyle bomboş şu anda. Gerçekten güzel. Atasına giriyoruz. Şimdi annemin gözlüğü olmuş, benim gözlüğüm olmamış da. Bugün gelenlerin arasından çıkabilirmiş, haber verecekler. İnşallah gelir, umarım ki gelir yani. Yarına gözlükle gitmek istiyorum artık. Şimdi bir gelmişken 2 dakika hemen SO2 çocuk kısmına gideyim, bomboş çünkü çok güzel her yer. Sonra hemen ofise geçiyorum artık. Dayanamadım SO2'den bir tane sandalet ve bir tane de üst aldım. Çatla çok güzel. Çok güzel de mayalar gelmiş ayrıca ama şu an onlara vaktim yok, o yüzden hızlıca çıkıyorum. Şimdi benzinliğe uğradım. İnci almaya geçiyorum ama ondan önce benim gözlüğüm de olmuş. Mesaj geldi, onu alacağım. Öncesinde oradan da anneme İnci almaya geçiyorum. Ofise de işlerim bitti, muhtemelen bir tık erken çıkarım diye düşünüyorum. Çok 6'ya kalmam. Saat zaten 3'e geliyor şu anda. Aldım ettim götürdüm derken saat 3.30 olacaktır. Sonrasında ofisteyiz bakalım. Ofise şimdi şişme havuz sipariş vereceğim. Haziranda da böyle ara ara İnci'yi ofise getirmeyi düşünüyorum. Havuza sokmayı. Çok büyük bir terasımız var bizim ofiste. O yüzden iyi olacaktır diye düşünüyorum İnci için de. O kadar trafik var ki. Bitme. Geçiyoruz AVM'ye gözlüğümü almaya, bakalım nasıl oldu? Gözlüğüm olmuş camlarım. Normalde tabii çok yüksek numara olduğu için çok kalın cam oluyordu. Bunda yani hiç böyle fark edilmiyor bile, öyle söyleyeyim. Gayet güzel olmuş camı. Hani çok para harcamak istemedim çünkü yaparken de. Ama gayet de kalınlığı rahatsız edici bir kalınlık değil yani. Böyle bir tuhaf geldi gözüme. Takınca numaralı bir şekilde sonunda yaptırdım. Yani yıllardan beri yaptıracağım. Her yaz erteliyorum. Bu gözlüğümü de geçen yaz almıştım. İyi de bir gözlük. O yüzden böyle ziyanlı olsun istemedim. Şimdi annemi aradım. İnci daha uyuyormuş. Yavaştan geçiyorum onu artık almaya.
muhtemelen uyanır diye düşünüyorum ben gidene kadar herhalde. O kadar kalabalık ya ve AVM'nin için sabahkinden eser yok yani dışarıda. Şimdi inci kışı aldım. Arabada annemi de kuaföre bıraktım o arada hemen. Arkada duruyor. Şu an haberi yok nereye gittiğimizden. Tam gittiğimde yeni uyanmış. Çok iyi oldu. En azından keyifli olacaktır. Zaten 2 saat kadar kaldı benim de çıkmama. Dediğim gibi bir tık daha erken de çıkabilirim zaten. Ay şimdi bakalım gidiyoruz. Dedemiz, dayımız, arkadaşlarım, çalışanlar. Yani beraber çalıştığım arkadaşlarım hepsi İnci'yi bekliyor. Bakalım gidiyoruz yavaştan bizlerde. İnci kuş değil mi anneciğim? Anneciğim, İnci. Nereye daldın? İnci. İnci şu an baygın dışarıya çıkmış halde. Şaşkın aynı zamanda. Anneciğim, İnci. Kız nereye daldın? Anneciğim nereye gidiyoruz? Geçen bir şey var ki tempo var ki ve bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. Muhtemelen sıcak çarptı. Eve saat 5 civarında geldik İnci ile. Çünkü İnci ofiste hiç babama rahat vermedi. Babamın yanında olması, kucağında almak istedi. Öğle olunca saat 5'te eve geldik. Şimdi bavulu hazırlıyorum. Biraz altlarımı göstereceğim size. Ya gene yasaklara denk geliyoruz maalesef. Biz dönünce döndüğümüz günlerdeki günü 1 Haziran ve artık yasaklar kalkıyor çoğu şey. Kadar utansın derim. Yoruldum. Nefes nefese kaldım. Şimdi hemen hatta hızlıca bir tane börek yapıyorum. Bu hazır börekler var. Çok güzel oluyor. Aizmir'de falan satılıyor hatta. Ondan koydum fırına. Yarın yolda yeriz en azından diye düşünmüştüm. Şöyle altlarımı göstereceğim size birazcık. Şöyle bir takım yaptım. Bunu cuma günü dışarı çıkarken giyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şal var. Altı var. Ben buna aynı şekilde uygun şöyle bir üst aldım. Bu ikisi çok güzel uyuyor. Bu zaten... Şu şöyle klasik her zaman evde de giydirdiğim alt üst takımımız tight alt üst. Bu da aynı şekilde bunu da çok seviyorum çünkü ince giydirmeyi. Bir de hava çok sıcak, çok çok sıcak olursa diye şöyle bir direkt short tulum aldım. Bir tane de şöyle bir takım aldım. Bu da gene böyle alt üst takım. Bunları bir yeni almıştım zaten. Bir tane de gene de yedeklik şöyle bir tulum aldım. Şöyle. Yarın yolda bunu giydireceğim. Bu şekilde yarın yolda bunu giyecek. Şimdi bunu ütüledim hatta. Bütün burada duruyor. Çorabımız hazır. yanıma şöyle 3 tane alt açma bezi alıyorum ben. Ne olur olmaz diye. Çoraplarımızı aldım. Şurada duruyor çoraplarımız. Hırkamız. Bir tane uzun kollu tulumu aldım. Şöyle bir tane şunları aldım. Şu alttakilerle giydirmek için çıktığımızda. Atletlerimiz burada. Şu takımı da alabilirim. Bilmiyorum. Böyle şu an hepsi çok karışık. Yani gördüğünüz üzere her yer her yerde. Yani dediğim gibi bugün böyle bir yorgunluk var üstümde. Yarın muhtemelen yolda dinleneceğim artık. Şimdi ben hızlıca hemen bavulu yerleştireceğim. Sonra da kendi kıyafetim. Kendime çok fazla bir şey almayacağım. Ben sadece cuma günü dışarı çıkabileceğiz. Cumartesi pazar günü evdeyiz. Pazartesi de dönüyoruz. Maalesef kader utansın. Hepinize günaydın. İkinci günüme, yolculuk günüme hoş geldiniz. Şimdi hepimiz hazırlandık. İnci'yi hazırladım. Sonra eşyalarımızı koydum bavula. Bavulumuzu kapattım. Ona mama yaptım kahvaltı yapması için. Çünkü şimdi bir yerlerde durup kahvaltı yapacağız. İnci'ye de oturduğumuz yerde yedireceğim. Şunu alıyorum yanımıza bu sefer. Çünkü artık İnci sürekli oturarak yemek yiyor ve hani belli bir yerde sabit oturmuyor bağlamazsanız.
Şunu yıkamıştım, dün aldım bunu da. Kurumamış. O yüzden arabanın arkasına koyacağım bunu da. Şimdi artık annemleri bekliyoruz. 5-10 dakikaya kadar gelirler. Jeton da getirecek annemler. Bizde kalacak çünkü eşim evden çalışıyor. Yalnız kalsın istemedik biz de evde jetonu. O yüzden şimdi jetonunu bekliyoruz. Sonra artık yavaştan yolculuğumuz başlayacak. Hava da çok kapalmış bugün. İnşallah yağmur yağmaz. Ve şimdi biz yola çıktık. İnci Hanım burada. Eşyalarımız çok olduğu için zor sulduk biz arabaya İnci ile. Şimdi bir yerde durup kahvaltı yapacağız. Anneciğim, gözleri şişmiş İnci'nin de. İnci saat yine 5'te uyandı ve 1 saat uyanık kaldı. Bunu biraz alışkanlık haline getirdi herhalde. Şimdi gidiyoruz. Çok uzun zamandan beri böyle dışarıda kahvaltı yapmıyorduk. Çok ilginç geldi bizlere. İnci'nin de maması burada. İnci de burada. İnci. Çok güzel. Afiyet olsun. İnci. 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 Ay İnci. Hadi bay bay. Bay bay. Ve şimdi gene biz yemek yerken. O zaman bazı, İnci. Sen ne zaman göreceksin? İnci. İnci. O zaman yar itibariyle şey yapalım onu. İnci. Hep oraya bakıyor. Tamam. Yaklaşık bir saatimiz falan kaldı. Palatlı'ya geliyoruz, uyumuşuz. Ben de İnci de uyumuş, iyi oldum. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Ankara'ya girerken bir de uyuyor olmazsam çekeceğim. İnci. Şimdi patlatacaksın İnci. Şimdi biz Ankara'ya geldik. 1,5 saat falan oldu geleli. Yemek falan yedik. O yüzden çok fırsat bulamadım. Gelmişken hava çok kapalı ve çok yağmurlu şu anda ama çok sıcak. Şimdi oturuyoruz hep birlikte. Yemekler yerde, bulaşıklar yıkanıyor. Ay ay ay, gene mi bu iş geldi buraya? Hadi bakalım. Nice güzel sağlık yılları olsun anneciğim. Sonra de 27, Anca da 27. Evet, aynı gün doğmuşlar bunlar. Çok karık. Adam. Neyse olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir fotoğraf çekinelim. Yok bir topum. Bak torununun çocuğuyla kutladın bu yaşında. Torununun. Torununun. İnci, İnci. Bir önceki videoda bugün anneannemin doğum günüydü, 27 Mayıs. Biz de geldik, çok iyi denk geldi bence ve böyle geldiğimizden beri hiç haberimiz yokmuş gibi davrandık. Yani unutmuşuz gibi davrandık ama anneannem de unutmuş zaten bugünün doğum günü olduğunu. İnci ile beraber iyi denk geldi yani, onu kutladık bugün hep beraber. Pasta almış kuzenim gelirken de. Ve bugün İnci'nin 9. ayı bitti. 10. ayımıza girdik artık. Öyle yani, zaman geçiyor, zaman su misali. Şimdi artık kapanışı yapıyorum. Pijamalarımı giydim. Kapanışı yapmadan önce size bu köşeyi göstermek istiyorum. Bunu 2 ay önce geldiğimizde buraya bırakmıştım. Onlara not, sürpriz olarak işteydi onlar biz evden çıktığımızda. Ben de onlara sürpriz yapmıştım. Onlar da buraya yazmışlar İnci kışın bezini, çoraplarını. Böyle küçük bir not koymuştum.
İnci 8.30 gibi falan uyudu önce. Daha sonra bir gaz problemi yaşadık. Ona doğru gibi falan uyandı. Bir yarım saat, bir saat yakın uyanıktık. Şimdi içeride uyuyor çok şükür. Park yatağımızı getirdik biz buraya daha rahat edelim diye. İyi de oldu bence getirmemiz. Şu an orada uyuyor. Gece de orada uyuyacak. Bir de İnci çok çok deli yatıyor yani. O yüzden daha rahat uyuyacaktır diye düşünüyorum ben de park yatakta. İyi ki getirdik yani. Zaten arabadaki eşyalarının aşağıların 1/4 falan bize aitti herhalde. O kadar çok eşyamız oldu ki İnci'yle. Zor sığdık bagajı. Hatta babam dedi işte port bagaj bakalım bence filan diye söyledim hatta. Şimdi artık uyuyacağız. Saat 12'ye geliyor. Yarın AVM'ye gideceğiz. İnci'nin birçok eksiği var yazlık. Biraz onlara bakmak istiyorum. Bakalım sabah, yani öğlen gibi falan geçeriz diye düşünüyorum AVM'ye de. Hava yağmurluymuş yarın da şansımıza. Zaten bir tek yarınımız vardı, çıkmıyorum da hava yağmurlu. O yüzden kapalı bir yere gideceğiz. Kızlar çalışıyor, teyzelerimiz. O yüzden biz böyle teyzem, anneannem de gelir herhalde diye düşünüyorum. Onlarla beraber çıkacağız. Yarın da o yüzden vloglayacağım ben. Hafta sonu zaten yasaklar var, evlerdeyiz. Öyle devam. Şimdi kapanışa doğru geçebiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, zil butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Instagram'dan da isteyen takip edebilir. Aşağıya ismimi yazıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.